Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir pişirme yöntemiyle bazlama yapacağız. Bazlamamız için öncelikle 5 su bardağı unu eleyerek yoğuracağım. Kabın içerisine alıyorum. Ve şimdi unumuzun üzerine 5 yemek kaşığı olacak şekilde ayçiçek yağı gezdiriyorum. Ellerimle yağı una bu şekilde yediriyorum. Ele oldukça yapışan bir hamur olacak. Şimdi unumun ortasını açıyorum ve bir tatlı kaşığı tuzu unun kenarına gezdirdim. Ortaya bir yemek kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek yavaş yavaş su ilave edeceğim. Suyu birden boca etmeyelim. Toplamda ne kadar su kullandığımı sizlere göstereceğim. Ama su miktarı un kalitesine göre değişebilir. Suyumuz ılık olsun ki mayamız çalışmaya başlasın. İki su bardağı unumuzun tamamını da kullandık. Bakın bu şekilde ele yapışan bir hamur oluyor. Güzelce de yoğurdum. Böyle gluteni iyice açığa çıktı. Görüyorsunuz. Lastikimsi bir kıvamı var. Şimdi hamurumu 45 dakika ile 1 saat arası mayalanmaya bırakıyorum. Evet, şimdi hamurumuzu görüyorsunuz. İki kat hacminde mayalanmış. Şöyle biraz tezgaha unlayalım. Ve hamurumuzu tezgaha alıp bezelere bölelim. Öncelikle bir havasını çıkarıyorum. Hamurumuzu toparlayalım hemen. Dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Şimdi bezeliyorum. Yaklaşık olarak bir portakal büyüklüğünde. Bu arada yanıma temiz bir sofra bezi ayarladım. Bezelerimi hafif açarak o bezin üzerine alacağım. Ve bir kez daha mayalandırmaya bırakacağız. Bezelerimi yaklaşık olarak bir tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi bakın buraya sıralamaya başlıyorum. Sonra örtünün kalan kısmını tüm bezelerimi bu şekilde hazırlayarak üzerine örteceğim. Kapatmış ve burada mayalandırmış olacağız. Beni buraya kadar izleyen sevgili izleyicilerimden
Yorumlar kısmına herhangi bir kalp ya da emoji bekliyorum. Bu kanalımın gelişmesi açısından önemli. Bunun için sizlere şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz tariflerimin devamlılığı için ve eğer tariflerimi de beğeniyorsanız abone olmanızı da rica ediyorum. Tüm bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra üzerine örteceğim. Ve 20 dakika kadar bu şekilde birazcık mayalanmalarını bekleyeceğiz. Bazlamalarımı 20 dakika dinlendirdikten sonra pişirme işlemine geçtim. Burada kayıda biraz geç girmişim. Sonradan fark ettim. İyi ki de fark ettim. Uygun bir tavayı güzelce ısıttım ve ilk bazlamamı tavaya alarak önünü, arkasını, her iki yüzeyini de biraz tavladıktan sonra gördüğünüz üzere bir sistem hazırladım. Bunu bir Arap kanalında gördüm ve denemek istedim. Bu da farklı bir pişirme yöntemi. İçerisi kesinlikle çiğ kalmıyor ve pişiyor. Bu görmüş olduğunuzda benim patates kızartmak için kullandığım tencerenin iç kısmı, süzgeç kısmı. Bakın güzelce kabardı. Şöyle daha da yakından göstermek istedim. Ne kadar kabarsa kabarsın illaki daha sonra bazlamalar eski hacmine kavuşuyor ama yumuşacık oluyorlar. Sırasıyla tüm bazlamaları aynı işlemden geçiriyorum. Buraları hızlandırarak devam ediyorum. Tüm bazlamalarımı pişirdim. 3 tanesi yendi bile. Ve ben bunların üzerine tereyağı sürdüm. Bu onun daha da yumuşamasını sağlıyor. Ve üzerine birazcık maydanoz serptim. İnanılmaz yakıştı. Görseli de güzel oldu. Şimdi bir de içerisine bakalım. Sizlere pişip pişmediğini de göstermiş olayım. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. İçine istediğiniz malzemeyi koyarak tüketebilirsiniz. Böylelikle bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde ve başka videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.